Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Gümüşhane Kürt'ün Üçtaş köyündeki Hasan Germiş 2015 yılında 24 Kasım'da kayboluyor. Karısıyla beraber Gümüşhane'den döndükten sonra saat 17.15'te köyde iniyorlar. Cevahir de canlı yayında görüyoruz şu anda Cevahir'i de. Yürüyerek giderken bir daha kocası eve dönmüyor. 2015 yılında bu olay oluyor 24 Kasım'da. Ve daha sonrasında bu sene 2022 yılında Mayıs ayında çok uzak bir yerde köye 3 saatlik yürüme mesafesindeki bir yerde Hasan Germiş'in kemikleri bulunuyor. O kemiklerin, daha doğrusu bazı insana ait kemikler bulunuyor. Onların da Hasan Germiş'e ait olduğu kesinleşiyor. Şimdi yarın da Ali'ye, oğlu Ali bugün burada yok, oğlu Ali'ye teslim edilecek. Yıllar sonra bir mezar olacak. Şimdi Hayriye Hanım burada, Ferhat Bey burada, Hasan Germiş'in kardeşleri, ablası. Öte yandan daha sonrasında 2021 yılında Burhan diye yine saf olan bir çocuk, ya daha doğrusu bir genç bir adam, 30'lu yaşlarda genç bir adam da kayboluyor. Bunun bu olay, ikisinin birbirle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Bir define olay yüzünden öldürüldüğü iddiası var ikisinin de. Güler Bey burada, Eşref Bey burada, Burhan'ın da yakınları buradalar. Şimdi ama öte yandan Hasan Germiş'in öldürülmesinde karısı Cevahir'in de bir parmağı olduğu iddiası var. Cevahir, şimdi ben şunu merak ediyorum. Kocanın kemikleri yıllar sonra köye gelecek. Hatta senin de adam varmış, kemikler bulunsun, kurban keseceğim demişsin. Benim şöyle bir bilgi kulağıma geldi. Hasan kaybolduktan sonra Hasan'la siz ikiniz aynı odada yatıyormuşsunuz, doğru mu? Evet. Ayrı ayrı yataklar var ama, doğru mu? Olsun, çocukların da vardı bizim her yerde. Hayır, hayır, ben başka bir şey soracağım. İki ayrı yatak var, evet. Doğru mu? Hasan başka bir yatakta yatıyor, evet. Sen başka bir yatakta yatıyorsun. Evet. Hasan evet. Kaybolduktan sonra onun yatağını balkona çıkarmışsın. Neden? Balkona mı çıkarmışım? Ben evet. Mi çıkardım? Evet, çıkarmışlar. Balkona çıkarmışlar. Yükleri mi? Ben sökütmedim ki ne? Peki neden balkona... Ben sökütmedim. Tamam, neden balkona çıkardılar eltilerin? Ya evi gelmişler, sökütmüşler. Hasan kayboldu. Biz ararken gelmişler, sökütmüşler. Neden sökütüklerini bilmeyin. Siz biliyor musunuz yatağın neden öyle? Biz Hasan ararken onları sökütmüşler. Peki neden o yatağı oraya dışarı çıkardıklarını? Şimdi senin Eltin, yani Telat'ın karısı Emine bak nasıl anlatıyor. Yani yatak öyle bir haldeymiş ki sevgili izleyiciler. Neyse Emine bir anlatsın. Eltin bak neler anlatmış. Bir gelsin ekranlara. Ne bulunacak? Tatil sen misin? Niye zoruna gidiyorsun ya? Cevahir'in eltisi Emine ilk kez konuştu. Hasan Germiş'in kaybolduğu güne dair şüphe çeken detaylar ortaya çıktı. Hasan evinden kaybolmuş olabilir. Cevahir Hanım eşimi aradıktan sonra çıktı. Ona çeyrek kala 9:45 geçerdi saat aradığımda. Önce eşim gitti büyük kızımla. Sonra eltimle ben gittim. Ormanları her yeri aradık. Bulamadık. Eve gittiğinde evini topladık. Sildik süpürdük. Temiz değildi evi. Ortam çıkardık eve. Oturmaya yer çıkardık. Hasan Bey'in yatağı nasıl? Hasan Bey'in yatağını ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Yatılacak bir şekilde değil. Tuvaletini yapmış yatağı. Evet hani ıslattı yarısı. Yünlerinin biraz o yana gitmiş, biraz bu yana gitmiş. Hatta ben onları toplarken ağladım da Hasan'ı bulunca dedim gelinlik yatağımı kaynım Hasan'a vereceğim dedim eltimi. Acıdım ağladım orada. Salonda ayrı bir yatak var mıydı Serile? Salonda ayrı yatak odalarında yatan. Hani oturduğu mutfak bölümünde yatak yoktu. Orası ne haldeydi? Orası da mı çok dağınık? Orası sofra evin yüzündeydi. Musluklar pare perişan. Belki de Hasan gelmiş bu gece evden kayboldu. Gözümün izine görmedim, bilmiyorum. Sonra ne oldu? İşte biz evi temizlerken AFAD ekibinden arama köpeğinden çamaşır istediler. Hasan Germiş'in odasında çamaşır denen hiçbir şey yoktu. Sadece yatağı vardı. Boştu orada. Hasan Bey'in bir de bir gün sonrasında yatağı yakılıyor. Evet biz balkona bırakmıştık eltimle yatağını. Sonraki gün amcasının hanımı balkondan aşağı atmış. Orada temizlik yapmışlar, yakmışlar. Cevahir bilerek bizi geç aradı. Hasan Bey'in oğlu Ali aynı zamanda Telat Bey'i de suçluyor. Ali önce anasına sorsun babasının niyetini de sonra Telat'a sıra gelsin. Civar Hanım'la Ali Telat'ı suçluysa demek ki biliyorlar, söylesinler o zaman. Telat'ın suçlu olduğunu bilen Hasan'ın nerede olduğunu da bilirdi, onu da söylesin.
Ali biliyor mudur? Ali'ye tam kefil değilim ama annesinin %100 Hasan'dan haberi olduğunu biliyorum. Neyden dolayı böyle düşünüyorsunuz? Bizden kaçtı, hep bizi suçlayayım. 7 yıl boyunca siz hiç burada Civar ile karşılaştınız mı? Hiç sordunuz mu? Hayır, Civar bize yanaşmadı ki. Karşılaşmadık, gelmedi yanımıza. Kaçtı bizden. Uşağı da kaçtı, kendisi de kaçtı. Bu olaylar böyle görünüyorsa Hasan'ın varacak olduğu yere vardıktan sonra telaf gelmeyecek aradı Civar geldi. Cevahir, Cevahir bir dakika. Cevahir ne diyor? Bir sinirlendi, öfkelendi. Evet. Duyuyor musun Cevahir? Ne mi diyeyim? Tamam. Bak neden mi? Beni dinleyeceksen onlar sesi kesecek, ben konuşacağım. Konuş tamam Cevahir. Hadi. Onlar alttan karı geldi mi? Ha. Geldi, bizim evimizi onlar sökütmüş. Biz karşılarda ararken. Hepimizin yatağı bir oda dedi. Bir Hasan'ın yatağı vardı demezsinler. Beni şunla anasını sorsun, bunu sorsun demezsin. Kendi Kelat'ın karısı bendirim. Tamam Cevahir. Adım giderim, sen konuş. Bana suç atmaya gerek yok. Tamam dur. Bana suç atmaya gerek yok boyuna. Ne dediniz biz ile? Ne oldu ben ile de boyuna dediler. Seni dediklerim. De hiç derdimiz yok. Biz kardeşim arıyor, kocan arıyor, çocukların yeter babasını, siz, evin sahibini arıyor. Yandı sizden, yedi senedir yandı, bıktım belden sizden. Belden altına vura. He. Biz belden altına... Kardeşim arıyor, kim yaptı, kim ne etti, arkandaki güçleri soruyor. Bir dakika. Hayriye Hanım, önemli bir telefon var, çok önemli bir telefon var. Cevahir sen de onu dinle ama ben önceden şunu soracağım o telefondan önce. O telefon, alo, hatta alayım o kişiyi. Alo, hatta mısınız? Merhabalar. Evet. Merhabalar. Alo, duyuyor musunuz beni? Kendim. Hayriyeciğim dur lütfen, sakin ol. Hakan'cığım yayına ses gelmedi, bir bakın lütfen. Şimdi Cevahir, senin... Hayriye dursana. Kardeşime onu söyle. Bak çok önemli bir telefon var, yayın yapmama izin vermiyorsun. Ya durdun. Dur tamam dur ama önemli bir telefon var. Konu o değil dedi. Bir dakika dur. Alo hatta mısınız? Alo. Hatta efendim. Beyefendi siz Cevahir'in sevgilisi Ferhat'ı iyi tanıyormuşsunuz galiba, doğru mu? Evet, Ferhat benim arkadaşım. Tamam, peki Ferhat'la Cevahir siz onları hiç baş başa gördünüz mü, birlikte gördünüz mü? Uluköy ilçesinde lokantalarda yemek yiyorlardı. Yanında da bir bayan vardı, alçak boylu bir sarı bir bayan, o da duldu ama. O kadın duldu. Cevahir de o kadınla beraber Ferhat'la buluşup yemek yiyorlardı, iki sevgili. Evet. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet, aynen öyle. Peki Cevahir doğru mu? Etme, küfür etme Cevahir. Küfür ederek bu işler olmaz ki. Doğru mu yanlış mı? Tuttukları adamları hepsini değeceğim. Diyeceğim yeter oldu. Hepimiz bıktım. Cevahir'in sesini alalım. Cevahir bu senin, sen de ilişki yaşadığını kabul ettiğin Ferhat. Sevgili izleyiciler, Cevahir o sıralarda 40 yaşlarında, Ferhat da 21 yaşında. ve arkasından beyefendi beni duyuyor musunuz? Evet. Tamam. Ferhat sonrasında hayatına son veriyor. Cevahir'in sevgilisi. Hasan kaybolduktan sonra tabii üzerlerine çok gidiliyor. Neden hayatına son verdi Ferhat, Cevahir'in sevgilisi? Baba, Ferhat'la Hasan ölmeden önce de onun ilişkisi vardı. Tamam, Hasan ölmeden önce ilişkisi vardı. Doğru anladım, evet. Evet. Tamam, evet. İlişkisi vardı. Ferhat o, küçük, 21 yaşında, o, Cevahir de 40 yaşında o zaman. Bu Cevahir var ya. Ha. Bunu gene bu biliyor. Oğlu bunu sıkıştırdı. Oğlu Ali'ye de söyledi bu. Ali'ye de söyledi. Yani şunu mu söylüyorsunuz beyefendi? O oğlan bak, o karşıya bak. O Ferhat'ın akrabalarına gidin. Bir sorun, bak çocuk neden böyledi? Vicdan azabından öldü çocuk. Ama çocuğu öldürdü demeyeyim. Eğer Cevahir bilmiyorsa benden o zaman Cevahir mi kocasını öldürdü? Ya da başına ne geldiğini biliyor mu? O başına geldiğini biliyor ama kim öldürdüğünü onu bilemiyoruz. Cevahir ne diyorsun? Kocanın başına... Değilse o bir... Adını. Küfür et de Cevahir...
tuttuğu adam o kadar olur. Telat verin, tamam, telat verin. Tuttuğu adam bir istihbarat hattımızı arıyor. Beyefendinin de bir lokantası var. O lokantada sizi Ferhat'la sevgilinle baş başa görmüş. Öyle diyor. Desin lokantanın adını der desin. Ben bir kerecik az gene geldim. Ben bir lokantaya gitmiş yemek yemiş duydurum. Ben acımı evime düşerdim. Ben ne yemedim ya, ben şey evime geldim. Ya senin Ferhat'la bir ilişkin yok mu? Var, kabul ediyorsun. Yok mu ilişki? Neden ya benim kutum da? Böyle beni de söyleyip geldim. Tamam, programı erteleme uğraşıyor. Erteleme sayın savcım da. Siz konuşmayın, ben çözeceğim bu işi diyor. Ona da güveniyorum inşallah. O yeter ki çözsün, ben konuşmam yani. Yeter ki ortak gerçekler ortaya çıksın sayın savcım ya. Canı gönülden istiyorum. Keşke bir an önce çözseniz. Yani gizli karar da almışsınız ya sayın savcım. Şimdi Cevahir niye böyle öfkelendin? Ben gittim yerlerden aç geldim. Kim hissedeceksiniz onu? Tamam, kulak alalım sesi. Şimdi beyefendi o kişi diyor ki. Telatlar sizi tutmuş ya da bizim tuttuğumuzu da iddia ediyor. Ben seni tanıdım. Cenab-ı bak, Cenab-ı Allah beni zavallara çıkartmasın eğer bana bir kimse bir şey söylediyse. Peki Hasan öldürülmeden önce sık sık görüşüyorlar mıydı Cevahir'le Ferhat? Çarşamba gün Uluköy'ün pazarı oluyordu, oraya geliyorlardı onlar. Ona Cevahir'le iyi söyle, iyi. Bence bak, ben hem onların köyünden değilim ki. Ha, değilsin. Başka köydensin. Ha. Bir pazar var. Şimdi Cevahir beni duymuyor ya. Duymuyor yani. Çarşamba günü Uluköy'ün pazarı oluyordu. Hatta şöyle söylentiler benim kulağıma geliyor. Yani köyde de bunlar dillendiriliyormuş. Cevahir'le Ferhat Hasan'ı birlikte öldürmüşler iddialara göre. Siz bunu duydunuz yok, mu? Böyle bak. Onu öldürdü demiyorum. Onun haberi var. Biliyorlar. Yalnız yanında bu lokantaya gidip gelirken bir tane de yaşlı bir kadın vardı. Yalnız kadın sarışındı. Kadını ben bir iki senedir görmüyorum ne olduysa. Bu kadın tanıyor musunuz? Duldu. Bu kadın duldu. Dul kadın çok. Dul kadın çok. İşte, bir kadın vardı sarışın. Arkadaşlar. Adı neydi o kadının? Bana söyler misiniz? Birileriyle tanıştırıyor. Birileriyle tanıştıran sonra Trabzon'a taşınmış. O kadının adı neydi Doğanay ya? Hatun. Hatun mu? Yani, o dul değil ki, onun kocası var. Ha, onun kocası var. Sarışın mıydı acaba? Sarışın mı? Yok. Sarışın değil, başka bir kadınla. Çok esmer. Cevahir, sen kimle gidiyordun acaba? Bu sorularımızı duymadan hepsini geçiştiriyor. Ya ben ama onu... ben de şu kanaatteyim. Yani bir şeyleri biliyor Cevahir. Ne olduğunu biliyor, kocasının başında ne geldiğini biliyor. Ya korkuyor. Evet. Yani Ali'ye de bir şeyleri söyleme ihtimali yüksek gibi biri... duruyor. Olsun, çamura fizik olsun. Ama benim en çok rahatsız olduğum şey, yani gerçekten Cevahir beni duymuyor ama şu soruya yanıt vermesi lazım. Eltisi diyor ki biz oraya gittiğimizde diyor Hasan'ın yatağı o kadar pisti ki diyor. Aynen, tuvaletini yapmış bana. Diyor onun üzerine. Aynen, ya tuvaletini yapmış adamcağız orada mı yatıyor? O yatakta Cevahir de aynı odada nasıl yatıyor ben anlamadım ya gerçekten. Ya, Eltinin iddialarını söylüyorum Cevahir. Eltinin iddiaları. Senin kocan pisliğini yapmış olduğu yatağın içinde mi yatıyordu? Kurban olayım, sen orada nasıl duruyordun yani? Eltin acayip şeyler söyledi. Bir araya gidip devam edelim.